Bu videoda çok basamaklı sayıları biraz daha kolaylıkla çarpabilmeniz için çarpma işlemi ile ilgili biraz pratik yapmak istiyorum. Diyelim ki 7000 ile 6'yı çarpmak istiyoruz. 7000 çarpı 6. Bazılarınız için cevap çok açık olabilir. 7 tane olan bir şeyle ki burada 7 tane 1000 var. Evet, 7 tane 1000 ile 6'yı çarpıyorum. Bu şeyin 7 tanesiyle 6'yı çarptığımda 42'li bir sonuç bulurum. Yani bu durumda cevap 42.000. İşte aynen bu şekilde. Bazılarınız kısa yolları kullanarak 7.000 çarpı 6'nın 42.000 olduğunu bulabilir. Eğer bu şekilde yapabiliyorsanız bu harika. Şimdi bir de başka bir yoldan bakalım. Evet, 6 çarpı 7 42 eder ve 7'deki sıfırlardan dolayı binlerden söz ediyoruz. Yani bu aslında 7 değil 7.000. Burada 3 sıfır var. Dolayısıyla 42'den sonra 3 sıfır olacak ve cevap böylece 42 bin olacak. Bu işlemde ne yaptığımızı anladığımızdan emin olmak istiyorum. Bu yöntem çarpmanın özelliklerine dair pratik yapmamızı da sağlayacak. 7 bin aslında 7 tane binlikle aynı şey. Ya da 7 kere binle de aynı diyebiliriz. Bunu 1000 tane 7 olarak da görebilirsiniz. Sonuçta hepsi aynı şey. Dolayısıyla buradaki işlem de aslında 1000 çarpı 7 çarpı 6 ile aynı şey. İşlemi böyle düşününce bunu çözerken önce 1000 ile 7'yi çarpıp 7000'i bulduktan sonra 6 ile çarpabilirsiniz. Ya da önce 6 kere 7'yi yapabilirsiniz. Burada çarpmanın birleşme özelliğini kullanmış oluyoruz. Böyle söyleyince gösterişli bir şeymiş gibi gözüktüğünün farkındayım ama aslında bu sadece 6 ile 7'yi binden önce çarpabileceğiniz anlamına geliyor. Bu yüzden şimdi buradaki parantezlerin yerini değiştireceğim ve bunu 1000 çarpı 6'yı ve 7'yi daha önce çarpacağımız için bunları parantez içine alıyorum. 7 çarpı 6 şeklinde yazacağım. Bu 1000 çarpı 7 çarpı 6 demek. Yani aslında yine baştakiyle aynı. İster önce 1000 ile 7'yi çarpıp 7000 bulurum, ister önce 6 ile 7'yi çarpıp 42 bulurum. O zaman elimizde artık 1000 çarpı 42 olur. Bunu 1000 tane 42 gibi düşünebilirsiniz. Ya da önceki bildiklerinizden yararlanarak bunun 42000 olduğunu hemen bulabilirsiniz. Böylelikle bir kere daha cevabın 42000 olduğunu bulduk. Bazılarınızın bunu hemen yapabiliyor olması bunu hemen aklınızdan hesaplayabiliyor olmanızdan kaynaklanıyor ve bu çok güzel bir durum. Ama ben aslında bu işlemin arkasında nasıl bir mantık olduğunu göstermek istedim. Bu işlemi bu şekilde parçalayarak yapmamın bir başka sebebi de şu. Yapacağınız alıştırma sorularında işlemleri ve sayıları parçalayarak kullanmayı ve yeniden birleştirerek çarpmayı iyice öğrendiğinizden emin olmak istiyorum. Hadi bir tane daha soru çözelim. Diyelim ki, biraz boş alan açmama izin verin. Diyelim ki, 56 çarpı 8 gibi bir işlem çözmek istiyoruz. Bunu çözebileceğiniz birkaç farklı yol var. Mesela, 56'yı 50 ile yani 5 onlukla 6 birliğin toplanmış hali gibi düşünebilirsiniz. Evet, bunu bu şekilde yazalım. Ve sonra da parantezin içindekileri 8 ile çarpalım. Yani, 8'i Parantezin içindeki bu işleme dağıtacağız ki bu da 50 çarpı 8 artı 6 çarpı 8. Peki 50 çarpı 8 ne eder? 5 çarpı 8 40 yapar ama biz burada 5'ten değil, 5 onluktan bahsediyoruz. Bu yüzden 40 onluk olacak yani 400. Kullanabileceğiniz bir diğer yolda şu: 5 çarpı 8 40 yaptı ama burada bizim elimizde 5 değil, 5 onluk vardı. O yüzden buradaki sıfırı da unutmamalıyız. Kısacası 50 çarpı 8, 400 eder. Sonra 6 çarpı 8'e bakalım. E bu da 48 eder. Ve böylece sonucumuz 448'e eşit olur. Ben kafamda bu işlemleri böyle çözüyorum. Aklımdan çözerken tabii bu şekilde her şeyi tek tek yazmıyorum ama kendi kendime diyorum ki 56 çarpı 8 işlemi için 56'yı 50 ve 6 şeklinde iki parçaya ayırabilirim. 50 çarpı 8, 400. Diğer bir deyişle 40 onluk eder. 8 çarpı 5 onluk, 40 onluk, yani 400 eder diye düşünebilirsiniz. Sonrasında 6 çarpı 8'i de 48 olarak bulurum. Ve sonuç, 400 artı 48'den 448 olur. Biraz pratik yaptıktan sonra siz de böyle şeyleri aklınızdan yapabiliyor olacaksınız. Yardımcı olacaksa bu tarz şeyleri bir dikdörtgen alanıyla da görselleştirebiliriz. Aynen buradaki gibi bir dikdörtgen alanımızın olduğunu hayal edin. Şuradaki kenarın uzunluğu 8 olsun. Evet, burası 8 birim uzunluğunda. Şuradaki kenarın tamamı da 56 birim. Bu dikdörtgenin alanı 56 çarpı 8 olacak. Yani çarpma işleminde bulmak istediğimiz şeyin bu alan olduğunu düşünün. Bunu bulmak için Öncelikle uzun kenarı 50 ve 6 şeklinde ayırabiliriz. Buradaki ilk parça, yani tam şurası 50 birim uzunlukta ve şu ikinci parça da 6 birim uzunlukta. Bunu bu şekilde parçalamamızın sebebi, önce 50 çarpı 8'i, sonra 6 çarpı 8'i bulabilecek şekilde işlemi aklınızdan yapabileceğimiz gibi daha basit bir hale getirmek. Bu parçaların alanlarını ayrı ayrı bulup, sonrasında toplayarak büyük dikdörtgenin alanını bulmak istiyoruz. 8 çarpı 5 onluk ne eder? 40 onluk eder, yani 400. Burası 400 birim kareymiş. Evet, bu sarı parçanın alanı 400. Peki, 6 çarpı 8 nedir? E, bunun da 48 olduğunu biliyoruz. Yani bütün dikdörtgenin alanı, 8 çarpı 50 ya da 50 çarpı 8'den 400 olan bu sarı kısım artı 8 çarpı 6'dan 48 birim kare alana sahip olan mor kısım olacak ki bu da 448 eder. Dikdörtgenin alanının tamamı 448. 8 çarpı 56'dan bulduk bunu. Dikdörtgenin tamamının alanı 448. Bunu 8 çarpı 56'dan bulduk.